Evet arkadaşlar, yeni bir konuyla yine beraberiz. Bu haftaki konumuz iskelet ve kas sistemi. Arkadaşlar, embriyo ilk 2 ay kıkırdak halindedir. Daha sonra kemik oluşmaya başlayacak. Yeni doğmuş bir çocukta yaklaşık 300 kadar kemik bulunur. Ancak yaş ilerledikçe bazı kemikler birbirle kaynaşacak ve sayı azalacak. Yetişkin bir insanda 206 kemik bulunacak arkadaşlar. Kemiğin yapısını inceleyecek olursak, kemiklerin yapısının %70'lik kısmının arkadaşlar inorganik maddelerden oluştuğunu göreceksiniz. Geriye kalan %30'luk kısmı ise neymiş arkadaşlar o zaman? Organik yapıda diyoruz. Evet arkadaşlar, %25'lik kısmı, o inorganiğin %25'lik kısmını su oluştururken %45'lik kısmını diğer inorganik maddeler oluşturuyor. Bu sayede %70, toplamda %70'lik kısmı inorganik madde oluyor. %30'luk kısmı da dediğim gibi organik madde. İnorganik maddeler kemiği sertleştirir. Bakınız, unutmayalım, inorganik madde kemiği ne yaparmış? Sertleştirir. Organik madde ise kemiğe esneklik kazandırır. Yaş ilerledikçe inorganik madde miktarı artacak, organik madde miktarı azalacak. Bu nedenle de yaş ilerledikçe kırılganlık, kemiklerin kırılganlığı ne olacak arkadaşlar? Artacak. Tekrar ediyorum, yaşlandıkça kemik dokunun ara maddesinde inorganik maddelerin artması, organik maddelerin ise azalması söz konusu olacak ve kemiklerin yıkımı artacak, kemiğin sertleşmesi de gerçekleşecek diyoruz. Bir daha başa dönmek istiyorum. %70'lik kısmına inorganik dedim. Bu inorganikleri biraz açalım. Tabii %25'lik kısmı su. Geri kalan %45'lik kısmı diğer inorganiklerdi. Onlar kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, magnezyum fosfat, az miktarda da olsa sodyum ve demir de var. Organiğe de bakalım. Özellikle organik deyince protein yapılı kolajen lifler aklımıza gelmeli arkadaşlar. Kemik hücrelerine osteosit denir. Çünkü osteo kemik anlamına gelirken sit hücredir arkadaşlar. Sitoloji hücre bilimiydi hatırlarsanız. Evet, osteosit kemik hücreleriyken osein ise ara maddesidir. Kemik hücrelerinin ara maddesine osein denir. Kemik hücreleri yıldız şeklindedir ve lakün adı verilen boşluklar içerisinde bulunur. Kemik doku kan damarları ve sinirler bakımından zengindir. Kıkırdak öyle değil, kıkırdak kan damarı siniri yok. Ama kemik doku da kan damarı ve sinirler bakımından zengindir diyeceksiniz. Osteoplast ince uzantılarla arkadaşlar kemik boşluklarını birbirine bağlayan yapılardır. İnce uzantılar, stoplazmik uzantıları sayesinde kemik boşluklarını birbirine bağlıyormuş demek ki. Osteoklast ise kemik hücrelerinin yıkımıdır diyoruz. İki çeşit kemik dokusu vardır. Birisi süngerimsi kemik doku, süngersi bir yapıya sahip. Diğeri ise sıkı sert kemik dokusu. Şimdi bunu detaylı olarak işleyelim. Süngerimsi kemik doku dediğim gibi gözenekli bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Bütün kemiklerde bulunur. Zaten sıkı da süngerimsi kemik doku da ikisi de bütün kemik çeşitlerinde bulunacak. Uzun kemiklerin baş kısmında, kısa ve yassı kemiklerin de içinde bulunacak. Dediğim gibi gözenekli bir yapıya sahip. Bu gözeneklerin içerisinde de unutmamamız gereken şey var. Kan hücrelerinin üretildiği kırmızı kemik iliği bulunur. Demek ki süngerimsi kemik doku bütün kemik çeşitlerinde olduğuna göre, yani uzun, kısa, yassı gibi kemik çeşitlerinin hepsinde olduğuna göre, o zaman diyeceksiniz ki arkadaşlar, hepsinde de kırmızı kemik iliği olmak zorunda. Gelelim sıkı sert kemik dokusuna. Arkadaşlar, bu da tüm kemik çeşitlerinde bulunuyor, tıpkı süngerimsi kemik dokusu gibi. Ara maddede kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat gibi tuzların yoğun bir şekilde birikmesiyle, tabii inorganik madde birikimi arttığında kemik ne oluyordu? Sertleşiyordu, sıkı hale geliyordu. Sert, sıkı kemik yapıya sahiptir diyoruz. Sıkı kemik doku, osteon adı verilen yapı birimlerinden oluşur. İsterseniz önce şekille inceleyelim. Bakınız, görüyorsunuz şu dairesel şekilde gördüğümüz osteon. Osteon arkadaşlar, merkezi bir kanal var. Merkezi kanal çevresinde, bakınız şöyle dairesel yapılar görüyorsunuz. Dairesel olarak sarılmış kemik tabakalar ve bunların arasında konumlanmış kemik hücreleri bulunuyor. Bundan oluşur.
Osteonun ortasında Havers kanalları var. Şuralarda gördüğünüz işte o dairesel yapının üç tarafında Havers kanalları var. Havers kanallarını yatay olarak birbirine bağlayan şu şekilde yatay kanallara da arkadaşlar Volkmann kanalı adı veriliyor. Bu kanallarda sinirler ve kemik dokuyu besleyen kan damarları yer alıyor. İşte besin oksijen ihtiyacı da buradan sağlanıyor. Ayrıca atıklar da aynı yoldan dış ortama veriliyor. Bir de tekrar yazıya dönelim. Osteon arkadaşlar neymiş? Merkezi bir kanal çevresinde dairesel olarak sarılmış kemik tabakalar gördük az önce şekilde ve bu tabakalar arasında da konumlanmış kemik hücrelerinden oluşuyor dedik. Osteonun ortasında Havers kanalı, Havers kanallarını yatay olarak birbirine bağlayan kanallara da ne ad veriyorduk? Volkmann kanalı denir. Bu kanallarda sinirler ve kemik dokuyu besleyen kan damarları yer alır. Besin ve oksijen ihtiyacı bu kanallardan, bu damarlardan sağlanırken atık ürünlerde aynı yoldan kana verilir diyoruz. Tekrar görelim. Evet, osteonu görüyorsunuz. Bunlar nedir arkadaşlar? Merkezi bir kanal var. Onun etrafında Havers kanallar var bakın. Yan kanallarda Volkmann kanalı demiştik. Etrafında şöyle tabakalar oluşacak şekilde konumlanmış dairesel yapılar. İçlerinde de kemik hücreleri var dedik. Evet, gelelim kemik çeşitlerine. 4 çeşit kemik var arkadaşlar. Uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler, bir de düzensiz şekilli kemikler var arkadaşlar. Önce uzun kemiklerle başlayalım isterseniz. Uzun kemikler arkadaşlar baş kısmında özellikle büyümeyi, boyca uzamayı sağlayan bir plak var. Epifiz plağı denilen yapı. Evet arkadaşlar, bu plak özellikle 19-23 yaşından sonra kemikleşecek. Kıkırdak yapıda normalde bu. Epifiz kıkırdağı. 19-23 yaşından sonra bu kemikleşecek ve büyüme duracak arkadaşlar. Unutmamamız gereken bir bilgi daha söyleyeyim. Sadece uzun kemiklerin iç kısmında bulunan bir kanalda, ilik kanalında ak yuvar oluşumunu sağlayan, bazı ak yuvarların oluşumunu sağlayan sarı kemik iliği bulunur arkadaşlar. Bakın, hiçbir kemikte yoktur bu sarı kemik iliği. Sadece uzun kemiklerde bulunur. Bazı ak yuvarların oluşumunu sağlıyor. Kırmızı kemik iliği kan hücrelerinin üretildiği iliktir. Yine arkadaşlar, ön kol, dirsek, pazu, uyluk, kaval, baldır kemiklerimiz uzun kemiktir. Yani kol ve bacak kemiklerimiz uzun kemik yapısındadır diyoruz. Tekrarlıyorum. Kırmızı kemik iliği var zaten. Süngerimsi kemik dokuda gözenekli yapılar vardı hatırlarsanız. Bu gözeneklerin içinde kırmızı kemik iliği vardı. Evet, kırmızı kemik iliği zaten cepte. Bu bütün kemiklerin içerisinde olmakla zorunda. Ama sadece uzun kemiklerin içinde sarı kemik iliği vardır. Bu da yine bazı ak yuvarların oluşumunda görev alıyor diyoruz. Evet arkadaşlar, şeklen inceleyelim. Görüyorsunuz uzun kemik, yassı kemik, yine kısa kemikleri örnek. Arkadaşlar, bütün kemikleri de dıştan saran periost kemik zarı bulunur. Peri çevre demek, çevreyi saran ost kemikti. Çevreyi saran kemik zarına ne ad veriyormuşuz? Periost. Az sonra bir kere daha ismini anacağım. Öncelikle şu yapıyı bir kere daha görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu uzun kemik, uzun kemiklerin baş kısmında görüyorsunuz süngerimsi kemik doku, şu orta kısmında sıkı kemik doku, diğer kemiklerin de orta kısmında süngerimsi kemik doku varken onu çevreleyen kısımda da görüyorsunuz ki sert kemik dokusu var. Evet arkadaşlar, kısa kemik dediğimiz zaman el ayak bileklerinde bulunan kemikler, işte yaklaşık olarak eni, boyu, kalınlığı eşit olan kemikler. Kırmızı kemik iliği tabii ki her zamanki gibi olmak zorunda ama sarı ilik artık arkadaşlar yok. Bunu taşıyan kanal da yok arkadaşlar. Yassı kemiklere değinecek olursak, özellikle işte göğüs, kafatası, kalça kemikleri, kürek kemiği, kaburga kemikleri geçecek. Burada yine her zamanki gibi kırmızı kemik iliği bulunur diyeceksiniz. Yine sarı ilik ve taşıyan kanal burada da yoktur. Düzensiz şekilli kemiklere bakalım. Belirli bir şekli yok, düzensiz adı başında. Yine kırmızı kemik iliği var. Yine kim yok? Sarı kemik iliği yok. Omurlar ve bazı yüz çene kemiklerinde bulunmaktadır diyeceksiniz. Evet, az önce söylemiştim, bir kere daha söylüyorum. Tüm kemikleri dıştan saran periost kemik zarı kemiğin enine büyümesini sağlar arkadaşlar. Hatırlayalım, az önce söyledim.
boyca uzamayı sağlayan, boyuna büyümeyi sağlayan epifiz kıkırdağı veya epifiz plağıydı. Enine büyümesini sağlayan ise periost, yani kemik sarıdır. Yeni kemik hücrelerinin oluşumu, onarılması ve beslenmesini de sağlıyor. Bağ dokudan yapılmış sert dayanıklı bir yapıya sahip yani arkadaşlar. Evet, bol miktarda da kan damarı ve sinirleri taşıyor diyeceksiniz. Bütün kemik çeşitlerinde ortak ne varmış? Periost, kemik zarı kesinlikle var. Sert kemik doku var. Süngerimsi kemik doku var. Kırmızı kemik iliği var. Süngerimsi varsa zaten kırmızı kemik iliği de muhakkak var. Olmayan neydi arkadaşlar? Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunuyordu. Yine epifiz plağı da uzun kemiklerin baş kısmında bulunuyor. Her yerde değil. Evet, kemik dokunun oluşumunu kontrol eden faktörlere bakalım. Öncelikle hormonların etkisinden bahsetmek istiyorum. Endokrin sistem konusunda bu hormonlara değinilmişti. Onun için özellikle yazmayacağım. Sadece söyleyip geçmek istiyorum. Kalsitonin ve parat hormon arkadaşlar birbirine zıt çalışan iki hormon, antagonist iki hormondu. Kalsitonin kandan kemiğe, şu K ile başlıyorduk. Kandan kemiğe kalsiyum geçişini düzenlerken parat hormon zıttı kemikten kana kalsiyum geçişini düzenliyor. Tabi detaylarını endokrin konusunda anlatmıştık. Tekrarını yapabiliriz. Büyüme hormonu somatotropin hormon, adı başında büyümeyi sağlayan hormondur. Özellikle uzun kemiklerin ve kasların gelişimi üzerine etkili olan protein yapıda bir hormon. Çocukluk döneminde az salgılanırsa cücelik, nanizm, fazla salgılanırsa devlik, brigandizm hastalığı. Ergin bireyde fazla salgılanırsa akromegali denilen el ayaklardaki orantısız büyümelere sebep olan hastalıklar görülüyor. Yine tiroksin büyüme üzerine etkilidir. Hatta çocukluk döneminde tiroksin az salgılanırsa kretinizm denilen ahmaklık, hem zeka geriliği hem de cücelik hastalığı görülüyordu. Çünkü oksijenli solunum metabolizması üzerine etkili bir hormondur. Metabolizmanın çalışmadığı bir yerde de tabii ki sorunlar oluşacaktır diyoruz. Kemik oluşumunda etkili bir faktör de vitaminlerdir. Vitaminlerden özellikle D, A ve C vitaminleri arkadaşlar gelişim üzerine etkili. A vitamini kemiklerin büyümesini sağlarken, C vitamini eksikliğinde kemiklerde zayıflama ve kırılma görülür. D vitamini kemiklerde kalsiyum ve fosfor birikmesine yol açar. Kemiklerin sertleşmesini sağlar. D vitamini eksikliğinde de arkadaşlar bağırsaktan kalsiyum ve fosfor emilmesi azalır. Bunun olayın sonucunda da kemiklerde yumuşama ve eğilme olacak. Bu çocukluk döneminde raşitizm olarak adlandırılan bir hastalıktır. Yetişkinlerde ise osteomalazi adı verilen kemik hastalığına yol açar. Ayrıca yaşlanmaya bağlı olarak kemik hücreleri kaybartar, ara madde azalır ki osteoporoz denilen kemik erimesi hastalığı da ortaya çıkar. Evet, mineraller de etkili arkadaşlar. Kalsiyum, magnezyum, fosfor kemiklerin yapısında bulunuyor. Büyüme ve hamilelik sırasında çok miktarda alınması gerekiyor. Takviye olarak da alınıyor. Evet, genetik faktörler arkadaşlar tabii ki kemiklerin gelişimine etkili. Anne babası uzun olan bir bireyin uzun olma olasılığı daha fazladır. Kemiklerin gelişiminde demek ki genetik faktörler de etkilidir. İnsan iskeletinin bölümlerine şimdi de değinmek istiyorum. Arkadaşlar eksen iskeleti ve üyeler iskeleti olmak üzere iki bölümde incelenir aslında. Demek ki neymiş? Yavaş yavaş gidelim isterseniz. Eksen iskeleti, bir de üyeler iskeleti. Üye deyince kol bacak aklımıza geliyor zaten değil mi? Eksen iskeletinde baş ve gövde iskeleti bulunur. Evet, eksen dediğimiz kısımda baş ve gövde iskeleti var. Yavaş yavaş derinlerine iniyoruz şimdi de. Baş iskeletine gelelim. Baş deyince kim aklımıza gelecek? Kafatası ve yüz değil mi? Yüz kemiklerinden oluşacak. Baş iskeletinde sadece alt çene kemiği hareketli yapıya sahip. Diğerlerinin hareket yeteneği yokken alt çene kemiği oynuyor. Gövde iskeletine gelelim şimdi de arkadaşlar. Gövde iskeletinde omurga olacak. Omurga kafamıza canlandıralım lütfen. Göğüs kemiğinin olduğu kısımlar ve kaburgalardan oluşacak. Tekrar edelim mi? Eksen iskeleti ve üyeler iskeleti diye önce ikiye ayırdık. Eksen iskeleti dediğimiz şeyde de baş ve gövde. Başta kafatası ve yüz kemikleri var. Gövdede de omurga, göğüs kemiği ve kaburgalar var. Dilerseniz öncelikle bir şekilde anlatım yapmak istiyorum. Omurga
boyundan, şurada görüyorsunuz ilkini işaretleyelim, boyundan işte şurada biten kuyruk sokumuna kadar, şurası kuyruk sokumuna kadar uzanıyor, devam ediyor ve omurgadaki omur deliklerinin üst üste gelmesiyle, bakın şurada görüyorsunuz, üst üste gelmesiyle oluşan omurga kanalını görüyorsunuz ve içerisinde de arkadaşlar omurilik bulunuyor. Omurlar, boyun omurları birincisi, şu yeşil tonlarında gördüğümüz pembe olan sırt omurları, bel omurları, sağır omurları ve kuyruk sokumu omurları olmak üzere 5 bölümde inceleniyor. Bu arada boyun omurlarının birincisine atlas, ikincisine eksen denir. Her şeyi bilmeyiz belki ama bu ikisinin ismi çok geçecek. Atlas ve eksen, birincisi boyun omurlarından birincisi atlas, ikincisi eksen diyeceksiniz. Gelelim sırt omurlarına. Kaburga ile bağlantılı olduğunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu arada sırt omurlarından çıkan kaburgaların ilk 7 çifti ayrı ayrı. Sonraki 3 çifti de göğüs kemiğiyle bağlantı yapmış durumda. Son 2 çiftin kaburga uçları da serbest arkadaşlar. Göğüs kasları arasında serbest olarak bulunuyor. Bunlara yüzücü kaburgalar da deniliyor. Bu arada arkadaşlar tekrar ediyorum. Öncelikle ne dedik? Boyundan başlıyor, kuyruk sokumuna kadar devam ediyor. Bu omurlar delik delik olmuş yapılar, iç içe geçmiş yapıların içinde omurilik var dedik. Sırt omurları kaburgalarla bağlantılıydı arkadaşlar. 7 çifti ayrı ayrı, sonraki 3 çifti birleşik göğüs kemiğine bağlanıyordu. Son 2 çifti de serbesttir dedik. Buna da yüzücü kaburgalar demiştik. Boyun omurları, sırt omurları, bel omurları, sağır omurları, kuyruk sokumu omurları dedik. Boyun omurlarının birincisi atlas, ikincisine eksen demiştik arkadaşlar. İsterseniz bir de yazısına dönelim. Evet. Şu şekilde. Evet. Omurga boyundan kuyruk sokumuna kadar devam eder. Omurgadaki omur delikleri üst üste gelmesiyle oluşan omurga kanalında ne bulunuyormuş? Omurilik bulunur. Omurlar, boyun omurları, sırt omurları, bel omurları, sağır omurları ve kuyruk sokumu omurları olmak üzere 5 bölümde incelenir. Evet, boyun omurlarının birincisine atlas, ikincisine de eksen denir dedik. Sırt omurları kaburgayla bağlantılıdır. İnsanda 12 çift kaburga vardır. Sırt omurlarından çıkan kaburgaların ilk 7 çifti ayrı ayrı, sonraki 3 çifti birleşerek göğüs kemiğine bağlanır dedik. Son iki çiftin kaburgalarının uçları göğüs kasları arasında serbesttir. Bunlara da ne ad vermiştik? Yüzücü kaburga denir. Kaburga kemiklerindeki ilikler arkadaşlar kan yapımında önemli bir yere sahiptir diyoruz. Üyeler iskeletinden bahsederken de üye kemeriyle kol ve bacak kemikleri akla gelmeli. Üye kemerinden de bahsedelim o zaman. Omuz kemeri ve kalça kemeridir üye kemerleri. Omuz kemerinde önde köprücük kemiği, arkada ise kürek kemiği var. Omuz kemeri kol kemiğine eklemlerle bağlantı yapmış durumdadır. Şu anda bakalım bir kolumuzda bu pazu kemiğini görüyorsunuz üst kısımda. Dirsek kemiği arkadaşlar. Şurası da ön kol kemiği. Bilek kemiklerimiz şu kısımda. Parmak kemiklerimizi görüyorsunuz. Yine arada tarak kemikleri de var. Yine burada bakarsak uyluk kemiği, bacakta uyluk kemiği, diz kapağı kemiğini görüyorsunuz. Şurada arka tarafta baldır, ön tarafta da kaval kemiğini görüyoruz. Yine el parmağında olduğu gibi ayakta da bilek kemikleri, tarak kemiği, parmak kemiklerini görüyorsunuz. Kalça kemeri arkadaşlar, evet, oturga, kalça ve çatı arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz, kalçalayan kemiği de denir adına. Olmak üzere 3 kemiğin kaynaşmasıyla oluşmuştur. Her iki kalça kemeri arkada sağır omurlarına, önde de birbirine bağlanmıştır. Böylece kalça kemeri arasında leğen boşluğu oluşuyor. Kalça kemeri ile bacak kemikleri eklemlerle birleşmiş halde bulunuyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kalça kemeri, oturga, kalça, çatı olmak üzere 3 kemiğin kaynaşmasıyla oluşur. Her iki kalça kemeri arkada sağır omurlarına, önde ise birbirlerine bağlanır. Böylece ne oluyor? Kalça kemeri arasında leğen boşluğu oluşur.
kalça kemeriyle bacak kemikleri eklemlerle birleşmiştir diyoruz. Evet, safinaz şeklimiz de bir gelsin. Evet, bu şekli detaylı olarak evde de incelemenizi istiyorum. Şurada uyluk kemiğini görüyorsunuz, bacakla başlayalım. Bacağına vuruyorsun, uy anam uy diyorsun. Kızını dövmeyen dizin düvel hikayesinde olduğu gibi üst tarafa vuruyorsunuz bacağınızın. Buna uyluk kemiği, uy anam uy, böyle kodlayın. Burası uyluk kemiği olsun. Evet, şu alt tarafta kaval kemiği var. Arkası zaten baldır kısmını biliyorsunuz. Bacağın arka kısmında baldır, hatta krampın çok yoğun girdiği bir bölge. Ön tarafında da kaval diyeceksiniz. Ayak bilek kemiklerini biliyorsunuz zaten. Yine unutulacak kemiklerden bahsedeyim. Çok lafı da geçen köprücük kemikleri, işte şurada sol köprücük ve sağ köprücük, sol köprücük, sağ köprücük kemiklerini hatırlayın. Yine kaburgalar, işte göğüs kısmı, omurlarımızı az önce anlatmıştık zaten. Pazu kemiklerimiz var. İşte kürek kemiği var arkadaşlar, bilinmesi gereken. Yine sağlı kuyruk sokumunu da az önce söyledik. Evet, sıra geldi kıkırdak dokuya. Kıkırdak doku hücrelerine kondrosit denir. Kemik doku hücrelerine ne ad veriliyordu? Osteosit. Buna da kondrosit denir. Kondro kıkırdak, sit hücreydi. Kondrosit kıkırdak hücreleri, kıkırdak doku hücreleri. Ara maddesine ise, onda kemik hücrelerinin ara maddesi osein de, bunun ise kondrin. Kıkırdak doku hücrelerinin kendi hücrelerine kondrosit, ara maddesine de kondrin denir. Arkadaşlar, kondrinde yani ara maddede protein yapılı lifler bulunur. Kıkırdak dokunun ara maddesi jel şeklinde olduğu için de kemik dokudan daha esnek bir yapıya sahiptir. Biliyorsunuz kıkırdak esnek. Kıkırdak doku hücreleri kapsül ile çevrilidir. Yine önemli bir bilgi. Kapsül ile çevrilidir kıkırdak doku hücreleri. Az sonra şeklen göstereceğim. Yine önemli bir bilgi. Evet arkadaşlar, kıkırdak dokuda kan damarları bulunmaz. Beslenmesi o zaman bağ dokudan difüzyonla sağlanır diyeceksiniz. Evet. Nereden? Bağ dokudan difüzyonla sağlanır. Yine atık maddelerde aynı yolla uzaklaştırılır. Bu nedenle zedelenen kıkırdak dokunun onarımı da arkadaşlar uzun sürecektir diyoruz. Gördüğünüz gibi kıkırdak doku hücreleri, kondrositler yani, kapsül ile çevrilidir diyoruz. 3 grupta incelenir kıkırdak doku. Bunlardan birisi hiyalin kıkırdaktır. Arkadaşlar, hiyalin kıkırdak, hani şu embriyomuzun ilk döneminde olan var diye, o kıkırdaktır. Sonra yerini kemiğe bırakacak olan. Kolajen lifler bulunduruyor. Fazla miktarda hücre içeriyor. Tüm omurgalarda dediğim gibi embriyonik dönemde iskelet oluşturur. Zamanla yerini kemiğe bırakır. Fakat kıkırdaklı balıklarda hayat boyu kalırken insanın da bazı bölgelerinde kalıyor. Mesela bronşlar arkadaşlar, soluk borusu, burun, işte kemiklerin eklem başları, kaburga uçları, buralar hala kıkırdak halindedir diyoruz. Evet, elastik kıkırdak ikinci çeşidi. Elastik kıkırdak da esnek bir yapıya sahip, adı başında. Elastik lifler içeriyor, bükülebiliyor. İçerisinde elastin proteini var. Bunun sayesinde esneklik kazanıyor. Kemikleşme görülmez arkadaşlar. Bu hiyalin gibi değil, sonra kemiğe çevrilecek falan değil. Bu hep aynı şekilde. Kulak kepçesi, kulak yolu, östaki borusu, epiglottis. Arkadaşlar, buralar elastik kıkırdak yapıda. Şöyle kodlayabilirsiniz burayı. Duymayla ilgiler hemen hemen bir arada, bak hani duymada görev alan yerler, işte kulakta bahsettiğimiz kısımlar, daha doğrusu diyeyim, bir yerde toplanmış. Bir de ekstradan epiglottis var. Evet, fibroz lifli bir yapıya sahip demek arkadaşlar. Bol miktarda kolajen lifler bulunduruyor. Hücre sayısı daha az. Basınç ve çekilmeye karşı daha dayanıklı. Omurlar arası disklerde, kalça ve diz eklemleriyle köprücük kemiği eklemlerinde de fibroz kıkırdak bulunur diyoruz. Arkadaşlar, gelelim eklemlere. 3 çeşit eklem var. Oynamaz, yarı oynar ve oynar eklemler. Oynamaz deyince hareket yeteneği olmayan anlamına geliyor. Hareketsiz eklemlerdir. İşte kafatası, kalça kemiği, leğen kemiği, yüz eklemleri, alt çene kemiği harici o oynama yeteneği vardı. Bunların arkadaşlar şu saydıklarının oynama yeteneği yok, hareket yeteneği yok. Oynamaz eklemlerin bağlandığı kemikler arkadaşlar birbirine sıkı şekilde, testere dişi gibi girinti çıkıntılı olmalı arkadaşlar. Tutunması kolay olması için. Yine bilmem gereken bir bilgi ki eklem kapsülü, eklem sıvısına ihtiyaç yok. Çünkü
hareket olmadığı için aşınma diye bir şey de söz konusu değil. Evet, yara oynar eklemlere değinecek olursak, hareket yetenekleri daha sınırlı, oynara göre tabii daha sınırlı. Eklem yapan iki kemik arasında kıkırdak veya sıkı bağ doku bulunuyor. Omurlar arasındaki kıkırdak diskleri, arkadaşlar az önce göstermiştim omurları, oradaki kıkırdak diskler esnekliği sağlamaya yardımcı oluyor. Omurlar arasında ve göğüs kafesinde görülen eklemlerdir. Eklem kapsülü, eklem sıvısı yine yok. Sadece hareketli de olacak, oynarda olacak bu sıvı ve kapsül. Eklem kıkırdağı bulunuyor yalnız bunda. Yarı oynar eklemlerde bulunan kıkırdak disklerin kayması hastalığına da fıtık deniyor arkadaşlar. Fıtık hastalığı bu şekilde oluşuyor. Yarı oynar eklemlerde bulunan kıkırdak disklerin kayması durumudur. Evet, oynar eklemlere bakalım. Hareket yeteneği fazla olan eklemlerdir. Kol kemiği ile kürek kemiği arasındaki eklemler. Siz de hareket ettirebilirsiniz şu anda, göreceksiniz. Yine kalça kemiği ile uyluk kemiği, yani bacağın o ilk kemiği arasındaki kemik oynar yapıda. Diz kapağı aynı şekilde arkadaşlar oynar yapıdadır diyoruz. Oynar eklemler taşır. Ayrıca parmak kemikleri arasındaki eklemler de oynar eklemlerdir diyeceksiniz. Eklem kapsülü, ki bağ dokudan yapılmış, ve eklem sıvısı, sinovial sıvı bulunur. Bu arada arkadaşlar ligament, bakın kemiği kemiğe bağlayan yapıya ligament denir. Oynar eklemlerin bulunduğu yerde kemiklerin birbirine bağlandığı yapının adı ligament denilen eklem bağlarıyla bağlanıyor. Az önce söylediğim yarım kalmıştı, ona devam edeyim. Eklem sıvısı eklem uçlarında kayganlığı sağlarken aşınmayı önlüyor. Sinovial sıvı. Eklem kapsülü ekleme ait yapıları koruyor. Eklem kıkırdağı hareket sırasında kemiğin başlarında başlarının birbirine değip aşınmasını önlemek amaçlı bulunuyor. Yani harekette olan yerlerde bulunması gereken yapılardır diyeceksiniz.